Şimdi bir lider düşünün, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün ilkeleri yok ederek göreve geldiği günden itibaren bu ülkenin kurtuluşunda kendisine var eden liderimiz olan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nden bahsederken iki tane ayyaş diye bahseder. Ülkesinin yetiştirdiği 100 yıllık cumhuriyetinde doktorları itibarsızlaştırıp onlara çekin gidin diye, Mehmetçiğimiz için yatmaya gelmediler, onlardan şehitlerle bahsederken kelle diye, cumhuriyetimizin yetiştirdiği öğretmenlerimize altını boşaltmaya çalışan, itibarsızlaştıran, bütün mühendislerimizi, memurlarımızı itibarsızlaştırıp sanki sadece Türkiye'de kendisi varmış gibi hareket eden bir başka lider daha düşünün. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar fütursuzca konuşabiliyoruz. Neden? Bağımsızlık sadece emperyalizme karşı verilen mücadeleyle olmuyor. Sadece cumhuriyeti kurmakla olmuyor. Cumhuriyeti sürdürmek, onun değerlerinin ve itibarını var etmekle mümkün oluyor. O gün Kuvayi Milliyeciler, Cumhuriyet Halk Partililer, aradan 100 yıl geçti, inancını hiç kaybetmemiş, daima aynı Mustafa Kemal Atatürk gibi Türkiye'nin geleceğine umutla bakan, yıllarca yıpranmasına rağmen öğretmen olmuş, asker olmuş, doktor olmuş, mühendis olmuş çocuklarının geleceğini karartmamakla ilgili Cumhuriyet Halk Partili kimliğini kaybetmeyen, ailenizin bir ferdi olmaktan onur duyduğumuz değerli Cumhuriyet Halk Partililere de buradan bir kere daha teşekkür ediyor ve şükran ediyorum. Onlarla bizi ayıran çok net şeyler var. Biz ülkemizi gerçekten hem içeride hem de dışarıda itibarlı bir ülke olması için uğraşıyoruz. Yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla. Ne yaptığımızı bilen, bundan sonra da ne yapacağımızı bilen bir siyasi partiyiz. Bunu en çok nerede gösteriyoruz? Belediyelerimizde gösteriyoruz. Yerel yönetimlerde tarihe sosyal demokrat belediyecilik diye damgasını vuran Türkiye'de tek bir siyasi parti vardır. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık koltuğunu dolduran ve orada kendisiyle adalet konusunda, hak hukuk konusunda aynı yolu yürüdüğümüz sayın liderimiz, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye uğraşan yerel yönetimlerimize de buradan saygıyla, sevgiyle bahsediyor ve başkanlarımızı tebrik ediyor. Onların bu verdiği mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çiziyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye çok güçlü bir ülkedir, doğru. Çok zengin bir ülkedir, doğru. Allah'ın bu ülkede bahşetmediği hiçbir güzellik yok. Bütün güzellikleri ülkemizde bahşetmiş. Denizlerimiz var. Üç tarafı denizlerle kaplı. Göllerimiz, yaylalarımız, bereketli topraklarımız var. Bugün geldiğimiz nokta Türkiye'nin hak etmediği bir noktadır. 45 milyon insanımız yoksulluk içerisinde. Bugün alınan asgari ücret açlık sınırının altında. İnsanlarımız dünya yapay zekadan bahsederken insanlarımız maalesef açlıkla mücadele etme noktasına getirilmiş bir durumda yaşıyoruz. Bunun mücadelesini bugün veriyoruz. Değerli grup başkan vekili arkadaşlarımla beraber
Hala umut var galiba. Görüyorsunuz değil mi? Yani Sayın Hakim teşekkürler nezaketinizden dolayı da. Değerli büyüğümüzü saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldi kendisi de. Üç grup başkan vekiliyle beraber Antalya'da yaptığımız örgütsel toplantının ardından Uğur Dündar'ın programında konuşuyoruz. Hedeflerimiz nedir diye orada konuşacağız. Ne kadar üzüntülü olduğumu ifade ettim. 21. yüzyılda Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette hala açlıktan bahsediyoruz. Hala yoksulluktan bahsediyoruz. Hala sandık güvenliğinden bahsediyoruz. Hala adaletten bahsediyoruz. Haktan bahsediyoruz, hukuktan bahsediyoruz. Dünya ise yapay zekadan bahsediyor. Dünya gelecek yüzyılda neleri yapabileceği, hangi gezegenlerde hangi medeniyetleri kurabileceğinden bahsediyor. 20 yılda bizi getirdikleri nokta tam da burasıdır. Kısaca bahsedeceğim. Geldikleri günden beri cumhuriyete başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hiç saygı duymadılar. Bayrağımız törenlerde geçerken ayağa kalkmayanları arkasında durdular. Fethullahçı terör örgütünle aynı yolu yürüdük dediler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle biz beraber yürüdük bu yolları. Biz sen ne istedin de biz sana vermedik sözüne Türkiye Cumhuriyeti şahit oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı, PKK ile mücadele eden Genelkurmay Başkanı, bir PKK'lı gizli tanığın, Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla davada yargılandı ve hücreye atıldı. Birlikte hücreye atılan arkadaşlarımızdan bir tanesi 6 yıl hücrede ne Türkiye'den, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ne de bu milletten umudunu kesmeyen Tuncay Özkan da hemen yanında. O Genelkurmay Başkanı hücrede yatarken Fethullahçı generalleri ve subayları göreve getirdiler. Getirdikleri subaylar kalkışma yaptı. Türkiye'de darbe yapmak için harekete geçtiler. Onlarca insanımızı telefonun arkasına geçerek herkes sokağa çıksın dedikten sonra, Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum, nereye gittiği kendisinin belli olmayan, milletimiz tankın altında ezilirken, kolunu bacağını kaybederken kendisi güvenlik ordusuyla beraber nerede olduğunu bilmediğimiz bir yerde milletine dışarı çıkın, bu darbeyi engelleyin diyordu. O darbede şehit olan insanlarla ilgili o dönemin başbakanı Binali Yıldırım, o ailelere için toplanması gereken yardım kampanyasını başlattı. 300 milyon lira para toplandı. 300 milyonu bugün hala o paraları o ailelere vermeyen bir iktidar ve onun başındaki bir kişi tarafından Türkiye'ye yönetiliyor. Hala o paraları vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadele neticesinde en son sıkıştılar, bir vakıf kurduk dediler. O vakıfa kendi yandaşlarını getirdiler. Bin lira. O para bugün dolarla milyar dolarlık o para. Bin lira. O aileler evlerini sattılar. Şehit düşen polislerimizin parasına da el koydular. O soydu İçişleri Bakanı bir kere kendi şehit polislerine sahip çıkıp da bu yardım paralarını verin demedi. Böyle bir İçişleri Bakanı'yla da bu ülke yönetiliyor. Bu ülke böyle yönetildiği için açlık sınırına ve yoksulluk sınırına geldi. Bir TMSF'de içi boşaltılmış ama sadece arsa değeri milyon eden BMC şirketinin arsa değerinin altında 751 milyon liraya, arsa değeri milyar ediyor, onlar 751 milyon liraya BMC'nin tamamını ezda depoculuğu yapan, kardeşlerinden ayrılan bir adama 751 milyon liraya verdiler. Ethem Sancak daha sonra kendi anlatımıyla diyor ki, ben gittim Sayın Erdoğan'a,
Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük liderine gittim diyor. Böyle anlatıyor. Nereden nereye geldiklerini anlatmak açısından bunu söylüyorum. Ben savunma sanayine gireceğim. Bana yardımcı olur musunuz dedim. Altından kalkabilir misin diye sordu. Kalkarım dedim ama Katar'ı bana ortak et. Telefonu açtı, Katar emirini aradı. Katar ordusunu %49.9'a bana ortak etti dedi.